kitap alıyorum. Ben de alıyorum. Şöyle buradayım. Evet, durum burada. Abi, buradayız. Tamam, sağ olsun. Evet. Full frame. Eskiden aynası deyince yanlış anlaşılıyor. Daha Genç Araba Derneği döneminden gelen bir yönetim kurulu üyeliği var. Emine Hanım akademisyen, yeni yönetim kurulu üyelerimizden. Yani biraz şeyde, dernekte de tabii bir şey değişik. Yani ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Burada benim aslında en büyük çağrım şu vatandaşlarımıza. Şimdi insanları bir faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. Yani sürekli işte mevduat faizleri çok yüksek. Paranızı mevduata koyun. İşte mevduattan daha fazla getirisi olan bir şey yok şeklinde. Aslında insanlar bir şekilde yanlış yönlendiriliyorlar. Bu yanlış yönlendirmenin sonunda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Şimdi vatandaşlarımızın şunu kendisine sormasını istiyorum. Yani gidip herhangi bir X şahsına sormasınlar, herhangi bir banka müdürüne sormasınlar. Bir ülkede reel %100, %120 faiz olan bir ülkede sizin yıllık %40 aldığınız faiz sizi ne kadar ayakta tutabilir? Yani bugün sizin 10 liraya almadığınız bir mal seneye 22 lira. Sizin 10 lira karşılığında bir yıl sonra bankadan alacağınız faiz 14 lira. Bu aradaki 8 lirayı kaybedeceksiniz. Yani şunu hiç kimse unutmasın. Sürekli bir mevduat sahibi insanlar bankadan parasını çekmeye gittiğinde bir mal almak için. Çünkü o mal alacak ki piyasa hareketlensin. Sürekli ya sakın alma, işte o alacağın mal 3 ay sonra daha ucuz olacak. 5 ay sonra daha ucuz olacak şeklinde yanlış yönlendiriliyorlar. Yani bugün siz bir konutu 5 ay önce 4 milyon almadığınız bir konut şu anda 6 milyon lira. E peki siz 4 milyon lirayı bankaya koyduğunuzda şu anda elinize geçmiş olan para ne kadar? 4,5 milyon lira. Aşikar bir şekilde 1,5 milyon kaybınız var ve o evi de alamıyorsunuz şu anda o parayı. Ama 5 ay önce o evi almış olacaktınız. Bir takım şeyler de netleşsin artık. Adaylar kesinleşsin. Meclis üyesi aday arkadaşlarımız netleşsin diye. Dolayısıyla şu anda tüm partilerden de